Bir yanda İtalyan devi Juventus, diğer yanda Andrea Pirlo'nun yeni takımı Fatih Karagümrük Şampiyonlar Ligi finalinde kapışacaklar. Merhaba arkadaşlar, Andrea Pirlo'lu Fatih Karagümrük Rebuild'e hepiniz hoş geldiniz. Ben bu videoyu çektiğimde Fatih Karagümrük'ün Andrea Pirlo'yu teknik direktörleri olarak açıklamaları an meselesi. Ama belki yalanlanmıştır siz bu videoyu izlediğinizde veya da gelmiştir gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun diyelim her halükarda. Bizim amacımız bu videoda Andrea Pirlo'yla ve Fatih Karagümrük'le Şampiyonlar Ligi kazanmak olacak. Takımı sadece İtalyan ve Türk oyuncularla rebuild diyeceğiz. Şimdi Andrea Pirlo'yla arkadaşlar elimizden geldiği kadar olmayan oyuncuları paketlemeye çalıştık. Emre Mor'un bonservisini getirdim takıma. MDO'da Bilya biliyorsunuz Başakşehir'e gitti. Onu yok ettik. Onu gönderdik Başakşehir'e. Bazı olmayan oyuncular hala burada kalmış olabilir. Kusura bakmayın. Ama yani onları da zaten satacağız muhtemelen ve sadece İtalyan ve Türk oyuncular transfer ederek devam edeceğiz bu rebuild'de. Görüyorsunuz Andrea Pirlo, sakal burada değişik görünüyor ama neyse, getirdik takımın başına. Şimdi transfer bütçemiz ilk sezon 7 küsür milyon, daha bir de hazırlık turnuvasından da bir para gelecek az bir şey. İlk transfer hedefimiz Güven Yalçın olacak, kontratı bitiyor. İyi bir santrfor yani potansiyelli. 2 milyona getirsek iyidir çünkü sistemi değiştirdik. Onu da göstereceğim. Beşiktaş Ahmet Musa'yı istiyor. Yok abi. Beşiktaş'ta hala Sergen var galiba. 2.1 milyon veriyorum. 2-2. Okey. Tamam, kabul. Şimdi Gianluigi Buffon'u bu sene çok transfer ettiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Eski takım arkadaşları. Andrea Pirlo'nun abisi Gianluigi Buffon. Kalecimiz Viviano'yla direkt takas yapıyorlar mı? Parma. Oo, para istiyor Parma. Eskisi gibi 1 euroya Gianluigi Buffon almak yok artık. 20 bin euro desek? 220 bin euro diyelim. Okey, güzel. Alexander Pesic, Simone Zaza takası deneyeceğim. Simone Zaza oyunda iyiydi diye hatırlıyorum. Gelsin. 3.8'e veriyorlar direkt. O zaman okey, biz Pesic'i kendimiz satarız. Şimdi son transferimiz Berkay Özcan. Paramız gerçi yeterse bir tane daha yapabilirim. 4 milyon veriyorum. 4.350. Belki bir tane daha gelebilir. Hadi şöyle 4.150. Ortada buluşuyoruz. Berkay Özcan da geliyor. Arkadaşlar ek olarak kalan paramızla Emirhan İlkan'ı getirdim. Emirhan bundan daha yüksek overall'da yanılmıyorsam ama benim squad dosyam biraz geriden geliyor bu yamadan dolayı. Ayrıca Daniele Maldini'yi de getirdim. Neden Daniele diyorum bilmiyorum. Adamın ismini babası İtalyanca koymamış, İngilizce koymuş. Konferans ligindeyiz aynı anda ilk sezon için. Maccabi, LASK, Helsinki. Maccabi işte yamadan yine geliyor. Kadromuz da bu halde. 4-4-2, Rolante. 1-2-3. 3 değişik. İlk 11'de 4 değişiklik, pardon, Güven Yalçın'da unutuyorum. Pesic'i satamadım. Güven'in yerine belki Pesic oynar ama 3 tane forvetimiz var topu. 3'ü de oynar. Sezon sonunda bence bir ilk 4 de gelir. Geçelim sezon sonuna. Ve sezon sonunda lan keşke ilk 6'ya girebilseydik. Ya da ilk 4 hedefliyordum da Kasımpaşa, sen ne yapmışsın öyle? Kasımpaşa, how are you? Vay be, 68 puan almışlar. Adana Demir 5, Galatasaray 6, Beşiktaş şampiyon. Kupamız var mı? O da yok. Onda Trabzon almış. Biz Hatay'a yarı finalde elenmişiz. Şimdi konferans liginde grubumuzu lider tamamlamışız. Ön eleme turunda Lyon'u 5-1 geçmişiz. Çeyrek finalde Partizan'ı eliyoruz. 5-1. Yarı finalde Tottenham'a karşı finaldeyiz. Roma'yı da elemişiz. Pirlo sen ne yaptın? Yok daha neler? Yok daha neler? Tek sezonda. Vay! Andrea Pirlo ha. Andrea Pirlo İtalyan job yaptı burada adam resmen ya. Vay anasını sayın seyirciler. Bir de yendiğimiz takımlar da dev gibi takımlar. Tottenham, Roma, ondan önce Partizan, ondan önce Lyon. Yok daha neler. İnanılmaz, inanılmaz gerçekten. Konferans Ligi kazanan Avrupa'ya gidiyor mu acaba? Biz 7. bitirdik çünkü. UEFA Atletico Madrid'in olmuş. Şampiyonlar Ligi'de abi ne oluyor? 2 videodur. Yani geçen videoyu gördünüz. Haaland'la Dortmund alıyordu. Ben de Bale'i götürdüm. Orada Bale'la almaya başladık bu kupayı. Bale paralel evrenden bahsediyorum. Dortmund burada gelmiş yine Şampiyonlar Ligi'ni almış. Vallahi helal. Gol kralı Vakayma oluyor. Bizden Borini 18 gol attı.
atmış. Güven Yalçın 11 gol atmış 27 maçta. Berkay Özcan asist kralı olmuş. Kravatı şekille beraber Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ve Mert Günok da en iyi kaleci. Ligde kötüyüz ama umarım UEFA'ya gidiyoruzdur. Gianluigi Buffon da vardı kalemizde biliyorsunuz. Transferlerimiz Zaza. Zaza kaç gol attı acaba? Hemen bakıyoruz. Borini coşturmuş. Simülasyon canavarı. Overall'ı bile yükselmiş. 44 gole katkı. Zaza 54 maçta 10 gol 2 asist. Eskiden daha iyiydi demek ki. Pesic'le Güven Yalçın da hemen hemen aynı. Berkay Özcan 19 asist. Kral. Süper. Arvalatse de artı 3 overall. O da bayağı oynamış. Bizim getirdiğimiz gençler nerede abi? Emirhan İlkan 18 maça çıkmış. Artı 2 overall. Bu arada antrenman programlarını da değiştirmedim hiç kimse için. Herkes varsayılanda takılacak. İkinci sezonda transfer bütçemiz 20 milyon euro. Bu sezon ilk transfer Samuel Eriçi olacak. Geçen sezon yapmak istedik bu transferi ama kiralıktı. 10 milyon istiyorlar. 8 milyona kapatıyor muyuz? Yes. Güzel oldu. Bu sezon sol bekimiz geçen sezonki kiralıktı galiba. Gitmiş. Rıdvan'ın da kontrat bitiyor abi. Frankfurt'tan önce biz alalım. 4 milyon euro. Sergen 7 istiyor. 5.1 diyelim. Hadi. Pirlo iyi pazarlık yapamıyor. 6.1 de kabul etmedi. 6.4 diyelim. 6.6 okey. Güzel. Sonunda. Stoper sağ bek. Regen. Francesco Mazza. 3 milyon veriyoruz. 4.7 istiyorlar. Stopere ihtiyacımız var arkadaşlar. 2 stoperimiz de gitti. 4.2'ye kapatıyoruz. Bir sonraki transferimiz Halil İbrahim Dervişoğlu arkadaşlar. 4 milyona. 4.4 okey. Forvet'e ihtiyacımız var. Çünkü Zaza'yı sattık. Geldi. Arkadaşlar kaşla göz arası Emre Mor'u satmışım yanlışlıkla. Canlı yayında biraz aksiyon çok oluyor. O yüzden 5 milyona da yerine Gökdeniz'i aldık Nuri Şahin'den. Bu nasıl Nuri? Halil'den sonra bir de Abdülkerim Bardakçı'yı getirdik 5.4'e. Zaza gitti görmediyseniz. Gidenler böyle. Gökdeniz Bayraktar geldi göstermediysem. Emre Mor'u biraz yanlışlıkla paketledik gönderdik. Diğerleri de böyleydi arkadaşlar. Konferans Ligi şampiyonunun kadrosu. Buffon kalede futbolu bırakacak. Son sezonu bu sezon. Kaptanlık pozu bandı 10'da. Bu takım UEFA'da iş yapar mı? Gerçekten de UEFA'ya gidiyormuşuz. PSV, Wolves grup sağlam çıktı ya. Zaten şu illet PSV gelmiş. Basel de fena değil. Ama bakalım. Bakalım. Ve ikinci sezonun sonunda 3. bitirmişiz. Fena değil. Lan keşke şampiyon olsaymışız. Ama neyse. Üçüncülük de iyidir. UEFA'ya yine gideceğiz. Bu sefer Fenerbahçe şampiyon olmuş. Türkiye Kupası Galatasaray bizi devirmiş finalde. Gözlerimi kapattım. Belki konferansa düşüp yine almışızdır da yok. Barcelona almış. Ama gerçekten de konferansa düşmüşüz. Grubumuzdan çıkamamışız. Burada şampiyon Napoli olmuş. O zaman biz ne yaptık konferansta? Ön eleme turu Lugano'yu geçmişiz 6-1. Son 16'da Malmö'yü geçmişiz 5-3. Çeyrek finalde Leverkusen elemiş bizi. Leverkusen de baş belası bir takım. Leverkusen finale gitmiş, Barcelona'ya yenilmiş. Şampiyonlar Ligi Liverpool'un olmuş. Süper Kupayı Dortmund almış. Alex Teixeira gol kralı. Kravatı şekil ikinci bizden. Borini 10 gol. 16. Kerem Aktürkoğlu asist kralı. Bizden Gökdeniz Bayraktar 7 tane asist. Buffon da bravo. 14 tane gol yenmeyen maç. Futbolu bırakıyor artık efsane. Overall da hiç düşmedi ha. Hala 80'de. Overall'lar çok da kötü değil. Mazza da gelişmiş böyle 75'e. Onun potansiyeli nedir hiç bilmiyoruz. En verimli oyuncumuz yine Borini. Halil de bayağı atmış. Güven de atmış. Ooo Vato Alvarazze. 57 maça nasıl çıkmış bu? Kim oynatılmamış? İyi verim sağlamış ama yani 67 overall'da. Gürcü futbolcu. Gökdeniz çok iyiymiş. 21 gole katkı. Bu arada Ricci de 76'ya yükselmiş. 1 gol 6 asist. Arvelazze nasıl oynamışsa bilmiyorum ama helal olsun. Bayağı verim sağlamış kral. En azından gelecek sezon yine UEFA'dayız. Geçelim 3. sezona. 3. sezonda transfer bütçemiz biraz daha az. 16 milyon. Buffon gitti. Kesinlikle bir kaleciye ihtiyacımız var şimdi. Kaleye Ersin'i getirmeyi düşünüyorum. En mantıklısı gibi Ersin görünüyor. 10 milyon veriyorum. 14 istiyor. Ersin Lyon'a gitmiş. Hocam 13 nasıl ya? Fazla paramız yok. Lan ne inatçı çıktı bu adamlar ya. 13.5. Oh be. Ersin Destanoğlu haricinde 5 milyon euroya Yıldırım Mert Çetin'i getirdim. O da 74 overall'a gelmiş. Yedek olarak düşündüm. Çünkü Bardakçı 75, Mazza da 76. Takımımız sağlam. Borini 32 yaşında ama futbolu bırakıyor sezon sonunda. Takımı taşıyan reis. Hatta kaptanlık pazı bandını ona verelim. Bu sezon UEFA'da grubumuz Sporting, Kopenhag, Sturm Graz. Bu kez gruptan çıkarız diye tahmin ediyorum. Sezon sonunda yine 3. olmuşuz be. Bu kez de Galatasaray şampiyon olmuş. Bir Trabzon kaldı.
Bu arada Trabzon'la Beşiktaş nerede? Trabzon 9, Beşiktaş 11. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı almış yalnız. UEFA grubumuzdan çıkmışız. Çıkmışız. Ön eleme turu. Anderlecht'te 4-3 elenmişiz be. Milan almış bu kupayı. Şampiyonlar Ligi'ni Leverkusen'e karşı Chelsea almış. Konferansta Fiorentina almış. Güven Yalçın Süper Lig'de gol kralı. 26 gol atmış. Süper. Borini 13 gol. Gitmeden, bırakmadan bizi kaptan. Berkay Özcan da 15 asiste asist kralı. Bravo. Muslera'da en çok gol yenmeyen maç. Ersin nerede? Ersin üzgün. Ersin üzgün. Ersin 5 tane gol yenmeyen maç çıkarmış sadece. 79 overall'a yükselmiş yalnız. Halil, Güven, Richie onlar da 79 olmuşlar. Gökdeniz Bayraktar, Matsa, Yılmaz 78 overall. Balkoveç pek gelişmiyor. Borini gerilemiş başladığı overall'a. Berkay da 80 üzeri tek oyuncumuz. Bu arada Yıldırım Mertçetin Bardakçı'yı, Abdülkerim Bardakçı'yı geçmiş. Ersin 3 asist yapmış yalnız. 32 gol 6 asistle en verimli oyuncumuz da Güven Yalçın olmuş. 4 overall birden artırmış. Bravo, 38 gole katkıda bulunmuş. Berkay Özcan yine süper asist yapmış. Halil Dervişoğlu 10 gol 10 asist. Bu Batu Alvaradze de helal. Süper yedek yani. 10 gol atmış yine kral yedekten. Richie'ye bakın. Aynı verim. 1 gol 6 asist. Şimdi 4. sezonda yine 20 milyon bütçemiz var. Biraz daha fazla geçen sezona göre. Ama sol kanadımız eksik. Borini gitti. Bir sol kanada ihtiyacımız var. Şimdi Kerem'i düşündüm. Kerem çok pahalı. Sottil'i düşündüm. Sottil de çok pahalı. İkisi de aynı yaşta, aynı potansiyelde, aynı seviyedeler şu anda. Ama bir de Ferdi aklıma geldi. Ferdi de Hellas Verona'ya gitmiş. Bak, bağlantıya gel. O da İtalya'ya gitmiş. Onun için de paramız yetmeyebilir. Yalnız hazırlık turnuvamız var. Onu bir atlatalım. Okey, hazırlık turnuvasından elendik. Biraz daha fazla paramız oldu. 20,5 milyon civarımız var. Bir deneyelim Ferdi'yi. Ucuza kapatabilirsek gelecek. 28 milyon istedi Verona. Şöyle sonraki saçtan pay veriyorum. 19 milyon veriyorum ama bu olmayacak gibi arkadaşlar. Maksimum paramı versem de alamayacağım gibi görünüyor. Düşünüyorlar. Yalnız öyle böyle değil. Matteo Piras'ı buldum. Bu Lorenzo Insigne'nin ricini. Sol kanat, santrfor, sol orta saha oynayabiliyor. Oradan anlaşılıyor zaten. Serbestlerde. Thiago Çukur'u da geçen sezon getirecektik ama onun sözleşmesini unutmuştum. Yetki vermiştim. Bu iyi bir transfer oluyor. Pirlo buldu getirdi. Gel koçum. Ferdi için zaten 28 milyon hala istemişler. Ben de elimizdeki parayı yeni bir sağ bek harcayacağım. Mert Müldür'ü almaya çalışacağım. 15 milyon verelim. 19 istiyorlar. Bu sezon başka transfer yapmayı düşünmüyorum. 18'e getiriyoruz Mert Müldür'ü. Bu kadroyla bu sezon ben şampiyonluk bekliyorum açıkçası Türkiye'de. Piras geldi, Müldür geldi, Balkoveç yedek, Bardakçı yedek. Yedeklerimiz ahım şahım değil ama gelişiyor takım. Gelişiyor. 4. sezonun son... şampiyonluk ikili averajla kaçmış. Fenerbahçe ile aynı puandayız ama şampiyon değiliz. Son maçta mı kaçtı acaba? Son maçımızı almışız. Ondan önce Kayserispor'a karşı 1-1 berabere kalmışız. Tüh. Fenerbahçe son maçında puan kaybetmemiş. O yüzden onlar şampiyon oluyor. En çok gol atan biziz ama Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası finalinde almışız. Biz bu arada UEFA'ya gidememişiz arkadaşlar. Ön elemeden geçememişiz galiba. Fenerbahçe grubundan çıkmış, Arsenal öylemiş. Enteresan. Ardından Fiorentina'yı da geçmiş. Çeyrek finalde Leicester'a elenmiş ve Leicester kupayı almış. Biz Konferans Ligi'nde grubumuzu lider tamamlamışız. Son 16'da ya abi Zürih'e nasıl eleniyor bizim takım? Saçma sapan işler. Tottenham almış bu kez. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool almış. Peki gol kralı Halil Dervişoğlu bu sezon. O kadar gol atmış. Sadece Halil var tepelerde. Bir de Güven Yalçın 14 golle aşağılarda. Ardından Berkay Özcan 9 asistle ikinci. Kalecilerde Ersin yine biraz üzgün. 7. Okan Kocuk Galatasaray'da en fazla gol yenmeyen maç. Overall'lar bu halde. Yani 80-84 Berkay Özcan. 81-82-83. Çok iyiyiz. Bir Yıldırım Mertçetin gelişememiş bir türlü. Abdülkerim Bardakçı ile aynı overall'da. Toplam verimde Halil Dervişoğlu mu en verimlimiz? 37 gole katkı, 36 gole katkı da Berkay Özcan. 31 gole katkısıyla Güven Yalçın da bayağı bir gelişmiş. Artı 4, 83 overall. Gayet iyi. Piras da 15 gol 8 asist ilk sezonunda. Lorenzo Ricen, Lorenzo Insigne Ricen bayağı iyi. Alvaradze arkadaşlar resmen bir yedek simülasyon canavarı. İlan ediyorum. Vato Arveladze 10 gol 5 asist.
44 maçta yedek olarak. Rich'in de performansı artmış. Emirhan da 27 maça çıkmış, 2 gol 1 asist. Bravo, bravo. Maldini de 41 maç oynamış, 2 asist. Süper Lig'de 30 maç oynamış Maldini. O kadar gerek var mıydı acaba ya? Yedek olarak mı paso girmiş? Keşke dakikalarını da görebilsek be. 5. sezon biraz daha fazla bütçemiz var. 26 milyon civarı. Herkes de iyi performans sergiliyor aslında. Bir Yıldırım Merçet'in zayıf kalmış. Oraya bir stoper alacağım. O stoper de Matteo Lovato olabilir. 26 milyon istiyorlar. Çok fazla istemediler. Hazırlık turnuvamızı da kazandık. Biraz daha fazla paramız var ve 8 milyon elde kalacak. 24'e anlaştık. Kalan parayla da gittim. Destiny Udogi'yi getirdim. Yani sol kanat bek oynayabiliyor. Sol orta sağ oynayabiliyor. İki sol tarafı komple yedekler diye onu aldım. İtalyan. Yanlışlık olmasın şimdi, bak burada İtalyan yazıyor. Ön eleme turundan geçip Şampiyonlar Ligi'nde deyiz bu arada. Grubumuz bu. Napoli var. Connection. Şimdi devre arasına simüle ederken bu arada arkadaşlar, hala izliyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Bu videoya 7342 beğeni bence makuldür. Daha fazlası için de eyvallah, sağ olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi devre arasında o gruptan çıkabildik mi? Gruptan çıkmışız. Eksi 3 averaj, ikili averaj bizde ama. Napoli'yi mahvetmişiz. Güzel. Son 16 Borussia Dortmund rakip. Ligde de iyi mücadele veriyoruz. Fenerbahçe namağlup lider gidiyor. 11 gol yemişler sadece. Biz yine en çok gol atan takımız şu ana kadar. Ya, gol krallığında yalnız Trabzon'dan bir oyuncu lider. Gökdeniz'le Güven iyi performans sergiliyorlar. Oo, bir saniye, bir saniye. Serbest kalma bedeliyle Berkay. Oo, 92 mi? Burada bir yanlışlık var bence. Berkay zaten 84 falandı. Nasıl 92 oldu? Verin lan adamımızı geri. E, bizim 100 milyonumuz var şimdi. Arkadaşlar, Donnarumma 148 milyon edebiliyormuş. Yani alabilir miyiz acaba? Ersin'e birkaç teklif geldi. 27 milyon, 26 milyon. Ben onu 34.1'e Celta Vigo'ya sattım. 30 milyon bize geldi. Şimdi bütçemiz 130 milyon. Bu paraya Donnarumma'yı alabilir miyim? Yalnız şimdi Donnarumma'yı boş verelim. Uğurcan'ın kontratı bitiyormuş. 29 yaşında hala. Ersin'den ucuza getirebilir miyiz? 32 milyon. Hemen hemen aynı fiyat. Hatta daha ucuz tabii. 31.3 milyon kabul. Yani bilmiyorum, burada şansımız yaver gider mi ama arkadaşlar. Nicolo Barella'yı ucuza getirebilir miyiz acaba ya? Inter yine düşmedi. 94 milyon verelim. Düşünecekler. Düşünmüşler ve yine aynı fiyatı istemişler. Şimdi 92 milyon teklif edelim. Olmadı. 97.4. Kabul etmediler. Locatelli'nin kontratında uzun bir süre kalmamış. Ucuza getirebileceğiz galiba. 59 milyon. Tamam. Eski takımından alıyor Pirlo. Artan parayla Luis Felipe'yi almaya çalışıyorum ve alabildim Mazza'yı verip. Artı 30 milyon. Luis Felipe de İtalyan olmuş. O yüzden alıyorum. Burada görebiliyorsunuz Luis Felipe 28 yaşında 84 overall'dı. Abdülkerim Bardakçı da yaşlandı. Onu da Gabbia ile takaslıyorum. 5 milyon verip üstüne. Okey. Kadro update'lendi. Uğurcan geldi. Luis Felipe geldi. Locatelli geldi. Aslında Berkay Özcan'ın gitmesi de iyi oldu da daha fazla paraya da gönderebilirdik. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız. Oo, Borussia Dortmund da Vitinha'yı almış. Ben Gareth Bale paralel evrende Vitinha'yı getirmiştim takıma. Haaland duruyor, Kobel duruyor. Ama takım o kadar inanılmaz değil. Hadi bakalım beyler. Hadi İtalyanlar ve Türkler. Saldırın. Ah. 1-0 yeniliyoruz ilk maçı. Rövanş maçı bizim takım dünden geceden kalma galiba. Bilmiyorum, çok yorulmuşlar. Evet. Bir mucize. Aa, 1-0 alıyoruz. Penaltılarda yeniliyoruz. Emirhan'la Arveladze atamamışlar. Arveladze atsaymış kazanıyormuşuz be. Haaland atamamış çünkü ilk. Neyse. Sezon sonunda en azından şampiyonluk gelmiş. 5. sezonun sonunda şampiyonuz. 89 puanla. Fenerbahçe düşmüş bayağı. Galatasaray 2. olmuş. Trabzon 3. olmuş. Beşiktaş 9. Tabii Beşiktaş'ı sömürdük. Orası da ayrı. Bayağı Beşiktaş'ta oyuncu aldık. Ziraat Türkiye Kupası'nı da aynı anda kazanmışız. Konferansı PSV almış. PSV illa diyor beni Rebilt'le bir ara. Fiorentina'da UEFA'yı almış. Biz Benfica'yı eleyerek bu arada Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştik. Benfica burada final oynamış. Kaybetmiş yine. Ve bizi eleyen Dortmund da Manchester City'ye karşı finale gitmiş ve Manchester City'ye kaybetmiş. Gol kralı Güven Yalçın. Süper. Dervişoğlu Halil 19 gol atmış. Gökdeniz Bayraktar'ın 12 golü var. Kerem Aktürkoğlu asist kralı. Gökdeniz 2. En iyi kaleci de Sousa, Çetin ve Ferreira. Bizim kaleci nerede abi? Ha, biz kaleciyi yarı yolda değiştirdik ama 18 maçta 4 tane gol yenmeyen maç Uğurcan Çakır. Herkes milli takımda. Ritchie'yi çağırmamışlar. Ayıp.
Uğurcan 85, Luis Felipe 85, Locatelli 86 kalmış. 84-86, Piras 82, 84-83, 85, Lovato 81, en düşüğümüz o. En verimli oyuncumuz Güven Yalçın yine 40 gole katkı. Gökdeniz Bayraktar 33 gol. 33 gol Halil Dervişoğlu. Ricci bayağı asist yapmış. 21 gole katkıda bulunmuş. Arvelatsa atıyor abi. 13 tane gol atmış bu sezonda. Yine 52 maça da çıkmış. Locatelli de gayet verimliymiş bu arada. Geldiği ve oynadığı maçlarda. 6. sezonda bütçemiz 50 milyona yakın. 48 milyon denilebilir. Okey, fırsat bu fırsat. Lovato'yu satacağım. 51 milyon istiyorum. Biraz daha fazlası lazım. Nedenini göreceksiniz. 48 milyona düşelim. 45-7. Hocam şöyle verir misiniz? Ne diyorsunuz? 47,5 güzel. Nedeni önemli. Lovato gitti. Bütçe 88-89'a geldi. Arkadaşlar Bastoni'nin kontratı bitiyor. 94-95 diyor. Onu almamız lazım. 80 milyon veriyorum. Oo, güzel. Ben 95 civarı isteyecekler sandım ama güzel, çok iyi. Tek transfer Bastoni olacak bu sezon. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz Paris Saint-Germain, Porto, Spartak, Moskova. Kadromuzun hali bu. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek kalitede bence. Ara transfer dönemine kadar da daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Yani Uğurcan 85'te kalmış, o kötü olmuş ama Güven 88. Birkaç oyuncu artı bir overall gelişmiş gibi görünüyor. Ricci de dahil bunları. O değil de ligdeki bu performans nedir böyle? Acaba Uğurcan mı sakatlandı? Yo, bütün maçlara da Uğurcan çıkmış. As oyuncularımız da oynamışlar. Arvaratsa hariç, o her zaman oynuyor bu şekilde. Maldini de bayağı oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde grubu ikinci tamamlamışız ve ilk turda rakip Manchester City. Başka takım yok muydu ya? Değişebiliyoruz mu? Şimdi ilk maça kadar en azından Halil de 86'ya yükselmiş. Birkaç oyuncu daha galiba artı bir aldı ama rakibimiz City sonuç olarak. Foden'in forvetleri, Gravenberch'i de getirmişler. Çok iyi görünüyorlar. Ama bir mucize istiyoruz Pirlo'dan. 4-1. Hadi ver oradan bana bir 4-0 lütfen kara gümrük. 4-0. Aa, 2-0. Lan 3-0 olsa uzatmalara gideceğiz ha. Ne yaparsın? Ya arkadaşlar bu simülasyon cidden bozuk ya. Bak 3 tane beraberlik, sonunda bir galibiyet alabildik. Kupada finalde Galatasaray'ı devirdik. Sezon sonunda bakalım şampiyon olduk mu? Hayır, 3. bitiriyoruz. Averajla 3. bitiriyoruz. Bu nasıl iş ya? Trabzon 1, Başakşehir 2. Kupayı aldık, tamam. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester United almış. Vay be. UEFA Fiorentina, konferansta da Everton Ostende. Allah Allah. Garip. Ostende. Gerçi biz de almıştık ilk sezonda. Kravatı şekil. Alexic, Enkudu, gol kralları. Güven Yalçın 19, Halil 18. Locatelli neredeyse asist kralı. Bizim Uğurcan, yani ayıp ya Uğurcan ya. Şu takım nasıl Türkiye Süper Lig'de şampiyon olamıyor? Anlam veremiyorum ya. En verimli topçumuz Güven Yalçın olmuş tekrardan ve geri kalan oyuncularımızın verimleri de böyle. Alvaratse helal koçum. Gelecek sezonu atlayalım. Şimdi 7. sezonda 3-5 değişiklik yaptım. Patrick Cutrone serbestti. Onu aldım yedekler için. Uğurcan'ı sattım 60 milyona. Başlangıçta da zaten bize 60 milyon vermişlerdi. Kontratı biten bir Donnarumma getirdim 90 milyona. Ozan Kabak'a da ekstra kalan paramızla getirdim yedek olarak. O da 80 overall'da. Donnarumma Uğurcan'a yerini bırakınca bakalım ne oluyor. Sezon sonunda tek mağlubiyetle şampiyonluk geliyor. Fenerbahçe 2. Geçen sezonun 9.sü. Bu sezonda geçen sezonun 2. İkincisi 9. olmuş Başakşehir. Göztepe Türkiye Kupası'nı almış. Direkt sezon sonuna atladım. UEFA'daydık. UEFA'da grubumuzu lider tamamlamışız. Son 16'da Marsilya'yı 6-2 geçiyoruz. Çeyrek finalde Atletik Bilbao'yu 4-3 geçiyoruz. Yarı finalde Everton'ı elemişiz ve finalde rakibimiz Real Madrid. Sağlam takım. Penaltılarda alıyoruz. Yes! Yes! Demek ki Andrea Pirlo belki geçen sezonu bilerek saldı biraz. Adam dedi konferansı aldık, UEFA'yı da alalım. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'ni alıp bitiririz. Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon Dortmund almış. Konferansla Arsenal almış. Gol kralı Güven Yalçın olmuş 29 golle. Asist kralı Ricci oluyor. Gol yemeyen maçlarda da Donnarumma lider. Ve takımımızın... takıma bak. 90'lar, 90 civarında herkes. Luis Felipe gelişmemiş. Ama belki o da gelişir. 31 ile 32 yaş arası hala gelişebiliyor stoperler. Olmadı başka bir stoper alırız daha iyi reytingli varsa. Ama takım genel anlamda ateş ediyor. En verimli oyuncumuz yine Güven Yalçın olmuş. 43 gole katkı.
Bu arada Güven Yalçın da fark ettiniz mi? Birkaç sezon önce İtalya'ya kiralanmıştı yanılmıyorsam. Yani oradan bir işte resultat importante bağlantısı var Güven'in de. Halil Dervişoğlu 30 gole katkı. Diğer oyuncularımız Patrick Cutrone de yedeklerden bu sefer 10 gol atan olmuş. Bizim Alvarez'e ne oldu? Bak o atamamış bu sefer. Yedek santrfor olarak o oynamamış demek ki. Arkadaşlar 8. sezonda bir tek gittim. Lombardi diye bir oyuncu vardı. Regen. Muhtemelen abimin Regen'i, Kielin'in Regen'i. 85 overall'da. Ben ta ara transfer döneminde simüle ettim. Hala 85'te. Aldığımda 85'ti. Yine de 85. Bütün bütçemizi ona harcamıştım. Takımımızın hali bu. Luis Felipe de 85 kalmış. Lombardi de gelişmedi zaten. Ama herkes, Mert Müldür hariç, 90 üzeri. Şampiyonlar Ligi grubumuzu namağlup bitirmişiz ama ikinci çıkmışız ve son 16'da rakibimiz yine City. Yalnız bu kez bizim takımımız onlardan bence iyi olabilir. Frankie de Jong'u görüyorum, Tchouameni'yi görüyorum. Onlar da iyi ama overall'a baktığımızda bizim takım daha iyi ya. Hadi çocuklar, iç sahada Atatürk Olimpiyat'ta lütfen galibiyet alalım. 2-1. Yes, Cutrone girip atıyor bak. Gökdeniz Bayraktar da diğer golü atmış. Rövanş maçı için Bastoni kırmızı kart cezalı. Yani yedek stoperimiz var. Sorun olacağını sanmıyorum. Deplasmanda 3-2 alıyoruz bunu da. Piras. Oo, sol kanadımız hat-trick yapmış. Bravo. Şimdi çeyrek finalde rakip Atletico Madrid. Yan Oblak duruyor. Scamacca. Oo, bir İtalyan. Bak Rovella. Oo, Busio. Busio da Amerikalı ama İtalyan karışımlı bir şey. Bayağı bir İtalyan connection var yani karşımızda. Bizim almadığımız hepsini onlar almışlar. Scamacca'ya paramız yetmiyordu başlangıçta ama yani biz de bunları da domine edebiliriz diye düşünüyorum. 2-1 alıyoruz ilk maçı. Cutrone yine atmış be. Koçum benim. Rövanş maçında 2-3 tane İtalyan görmüyorum onlarda. Acaba bize kıyak geçtiler diye oynatılmıyorlar mı? Fark etmedi. Bu maçı da 2-1 alıyoruz. Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın. Yarı finaller böyle. Juventus. Keşke finalde gelseler. Ne güzel olur. Andrea Pirlo'nun zaten uzun seneler oynadığı bir takım. Bir de tek diğer çalıştırdığı takım. Bizim rakip Real Madrid. Hadi bakalım. Hadi ilk maç. Bakmadım fazla onlar neye benziyorlardı ama yine 2-1 alıyoruz. 2-1 bizim skorumuz oldu. Halil Dervişoğlu rövanş maçında yok ama zaten Cutrone daha iyi oynuyor Halil'den galiba. Rövanşta ne yapıyoruz? Bu maçı da uzatmalara gitmiş. Zaniolo 87'de atmış. Güven Yalçın atmış golü. Onların ilk golü de Zaniolo atmış. Sonra Güven yine atıyor. Locatelli bize finale taşıyor 110. dakikada. Vay be. Ve finalde rakibimiz Juventus oluyor. 4-3 geçmişler Tottenham'a. Andrea Pirlo'nun 4 ya da 5 sezon oynadığı Juventus rakibimiz. Artı bir sezonda menajer olarak, teknik direktör olarak çalıştırdığı tek takım. Şampiyon oluyoruz. 101 gol atıyoruz. Giresun ikinci bitirmiş. Beşiktaş'ın hali yaman yani... Çok acayip oldu Beşiktaş'ın son dönemlerde takımı simülasyonda. O yüzden çok ilgimi çekiyor. Yoksa hani kötülediğimden değil. Güven Yalçın Şampiyonlar Ligi gol kralı bu arada. Zira Türkiye Kupası gol kralı da ve Süper Lig gol kralı da. Bizim ligin ismi niye Süper Lig'e yazıyor bilmiyorum. Locatelli asist kralı. 15 asist. Ama Giresun'un kalecisi coşmuş. Toplam verim 64 gole katkı. Güven Yalçın uçmuş. Piras da bu sezon uçmuş. Diğer oyuncular da seyretmişler biraz. Neyse hadi. Andrea Pirlo yönetiminde kara gümrük Juventus'a karşı İtalyan ve Türk karışımı takımımız İtalyan devi Juventus'u devirebilecek mi? Elif Elmas'ı görüyorum orada. Weston McKennie sağ bek oynuyor. Tammy Abraham var. Garip bir ilk 11'leri var. Formaları lisanslı formaları bu arada. Yamadan dolayı. Aynen bu formaları giymek zorundalar gibi. Londra stadyumunda geçiyoruz finale. Bir yanda İtalyan devi Juventus. Diğer yanda Andrea Pirlo'nun yeni takımı Fatih Karagümrük Şampiyonlar Ligi finalinde kapışacaklar. İşte Şampiyonlar Ligi kupası. Andrea Pirlo'yu da görebilseydik güzel olacaktı. İşin enteresan yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim forma aynı Milan formasına benziyor. Kırmızı siyah. Andrea Pirlo 11 sezon ya da 10 sezon Milan formasını giydi. Ardından da Juventus'a gitti ve son olarak da teknik direktördü Juventus için bir sezon. Enteresan denk geldi. Galiba göremeyeceğiz kenarda Andrea Pirlo'yu ama bağırırken çağırırken biz golleri kaçırırken görürüz maç içi. Hadi bakalım maç başladı. Turco Italiano takımımız Juventus'u devirebilecek mi? Piras. Piras Lorenzo Insigne'den iyi gidiyor. Piras. Piras. Piras ortayı açtı. Ele çarptı. Piras'ın pası ön direkte. Olmadı. Bir daha. Aha. Oo, penaltı. Yes, ben bize çarptı sandım ama.
Burada İtalyan ya da Fransız penaltı dedi. Piras çeksin ya, Piras. Güven Yalçın'ın penaltılar 3 overall daha fazlaydı ama Piras penaltıyı kazandı. O vuruyor ve golü atıyor. 1-0 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo. Resultante importante. Mert Müldür güzel, çok iyi. Bastoni okey, sol tarafa gönderebilir mi? Gönderebildi. Piras şimdi Halil Dervişoğlu rakibinden sıyrılabilir mi? Sıyrılamadı henüz ama Güven Yalçın atıyor. Halil Dervişoğlu uçtu. Top oralarda kaldı kaleci. Ah be. Samuel Ricci aldı, orta sahadan götürüyor. Sağ kanatta boşluk var. Gökdeniz Bayraktar o. Gökdeniz Bayraktar ortayı açıyor. Çok kötü oldu. Piras kafayı vurdu. Evet. Ah. Weston McKennie'nin korneri geldi. Uzaklaşsın. Oo, yerde oyuncumuz var. Delit de düştü. Elif Elmas'ta top. O bizim yerde kalan oyuncumuz sakatlandı arkadaşlar. Burada araya girdik, bir şeyler oldu. Piras bizim fauldü zaten. Yerden kalktı mı bizim oyuncu? Güven Yalçın'da top. Güven Yalçın. Görüyorum orada Halil'i. Güzel. Halil Dervişoğlu göğüs kontrol. Gayet iyi. Halil Dervişoğlu. Kaleci Castiles. Baskı altındaydı. Bizim sakatlanan Locatelli'ymiş de devam edebilecek gibi. Kornerimiz Ricci. Piras orta. Okey. Ooo, dışarı Bastoni. Halil Dervişoğlu. Birkaç hareket vurdu. Ooo, dışarı. Fazzini. Fazzini, Ricci. Ricci çok iyi oynuyor. Bastoni, Bastoni yerde. Hocam çok sert giriyorlar. Güven Yalçın, Güven Yalçın bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok iyi bir pas. Halil Dervişoğlu'na bu gol olmalı. Halil yine kaleci Castiles. Manuel Locatelli şöyle uzun gönderdi. Orada gördük Gökdeniz'i. Gökdeniz kontrol. Güzel, 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 güzel. Gökdeniz yap ortayı. Fena bir orta gibi değil. Halil Dervişoğlu. Aa! Delitten söküyordu neredeyse ve ilk yarı böyle bitiyor. 1-0 öndeyiz en azından. Zor bir maç oluyor. Tam bir İtalyan futbolu var ortada. İtalyan-Türk futbolu karışımı. Locatelli devam edecek arkadaşlar. İkinci yarıya değişiklik yapmadan devam edelim böyle. Güven Yalçın. Güzel, güzel. Ricci ayrıl da gel. Ooo. Güven baskı altında. Halil o baskı altında değil. Mükemmel bir gol. Halil Dervişoğlu 2-0 yapıyor. Süper plase. Uyuyan dev Halil Dervişoğlu sonunda uyandı be. Yani bu rebuild'de gayet bence biraz böyle under performing oldu. Yani beklediğimizi alamadık ondan ama şu gol çok klas de. Çok klas. Mükemmel. Halil Dervişoğlu yine şık hareketler. Çok iyi. Güven üstten. Mükemmel. Yes. Şimdi burada Gökdeniz'den. Uhu, ortaya gel. Asist. Yılın asisti. O asist ne abi? Yılın asisti. Ben o asisti görmek istiyorum tekrardan abi. Golün adı galiba bizim sol kanat bu. Şu asistin klasını görebilir miyiz tekrar ya? L2'li. Wow, mükemmel. FIFA tarihinde gelmiş geçmiş belki de en iyi asistim arkadaşlar. Çok klas. Ayağının dışıyla, bileğiyle şöyle Piras'la kafayı vurabildi. 3-0 yaptı. Süper oynuyor. Bak Andrea Pirlo geldi. Karagümrük'teki oyuncularına böyle klas hareketler öğretmiş pas konusunda. Süpersiniz. Öyle iyi pas yapıyoruz ki hani oyun da bayağı zor. Kariyerimdeki zorluk bu. En son değiştirdiğim zorluk kariyeri takip ediyorsanız. Slider ayarları bayağı zor. Burada ama rakibimize karşı süper oynuyorum cidden. Sevdim bu takımı. Güven Yalçın. Yürü. Sağ tarafta. Gökdeniz Bayraktar geçebilir mi yine? Gökdeniz geçemedi ama aha Halil araya girdi. Süper. Piras. Şık pas. Locatelli süper bıraktı. Güven. Güven o da klas bir pas oynadı burada. Halil Dervişoğlu hala ya hala süper oynuyoruz ama. Deli son da araya girdi. Pas. Paslar klasını gösteriyor takımımızın. Genç Luke Matheson. Felipe. Okey. Locatelli ne yaptın? O bizim klasımızı göstermiyor da Donnarumma ilk defa burada bir kurtarış yaptı. Güven Yalçın'ı çıkaralım. Patrick Cutrone'yi alalım. O da faydalıydı bayağı bu rebuild'de. Şimdi Weston McKennie'nin corner'ı geliyor. Luis Felipe oralarda. Delit kafayı vurdu dışarı. Oo, çok klas bir pas rakibimizden Abraham. Gol yenmeyen maçımızı siliyor burada. Kaleciyi çıkarmamalıydık. Okey neyse bu maçı kapatalım ya galibiyetle, şimdi Şampiyonlar Ligi finaline geldik, o kadar ayıp olur. Yalnız Elif Elmas geldi, bir şut çekti. Tehlikeli görünmeye çalışıyor burada Juventus. Dikkat edelim çocuklar, bu nasıl pas öyle, bak klasımız gitti. Patrick Cutrone.
Halil Dervişoğlu, Cutrone'ye iyi pas. Patrick Cutrone, hız var biraz. Halil de boşa çıktı sanki. Halil kontrol, vuruş, kaleci. Halil'in eline çarpmış. Artı 2, artı 2'nin ikisi. Hadi ortanızı yapın. Hocam, düdük sende, çal bitsin. Yes, Andrea Pirlo eski takımını, tek çalıştırdığı takımı burada deviriyor Fatih Karagümrük'ün başında. Arkadaşlar, Andrea Pirlo Fatih Karagümrük'le başarılı olur mu bu sezonu? Fatih Karagümrük sizce tahminen kaçıncı bitirir? İlk 6'ya girebilirler mi? Yalnız o değil de şu kutlamaların içine teknik direktörü dahil etmek çok mu zor biliyor musunuz? Nerede bizim teknik direktör ya? Çocuklar seviniyor, adam kenarda ağlıyor böyle tek başına. Ağır abi takılıyor. Bu arada takımda kaç tane Türk vardı, kaç tane İtalyan vardı? Bayağı Türk de vardı. Yarı yarıya gibiydi sanki. Manuel Locatelli'ye gitmiş kaptanlık pozisyonu. Ben değiştirmeye çalıştım. Benekli abimiz, Benekli Manuel Locatelli'mizle kaldırıyoruz Şampiyonlar Ligi kupamızı. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için buraya kadar. Hala izliyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz, ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Bunun haricinde ekranda iki video çıkıyor. İkisinden bir tanesini tıklayıp izlemeye devam ederseniz süper olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.